Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere tavaftan sonra makam İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kılmaktan söz edeceğim. Değerli izleyiciler, tavaf bitince iki rekat namaz kılmak vaciptir. Bu namazın makam İbrahim'in arkasında kılınması müstehaptır. Yani şimdi bu hükümleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak vacip. Ama bu namazın vacip olması yer itibariyle de mutlaka makam İbrahim'in arkasında kılınması anlamında vacip değil. Sadece kılınması vaciptir. Ama makam İbrahim'in arkasında kılınması ise sünnettir. Eğer makam İbrahim'in arkası kalabalıksa, ki haç zamanında özellikle çok kalabalık oluyor, o zaman Harem-i Şerif'in herhangi bir yerinde de kılınabilir bu. Makam-ı İbrahim'in arkasında bu namazı kılmak sadece sünnettir. Makam-ı İbrahim dediğimiz şey, rivayetlere göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ederken duvarlar yükseldiğinde onu isker olarak kullandığı taştır. Bir rivayete göre bu Hacerül Esved ve Makam-ı İbrahim cennet yakutlarından iki yakuttur. Allah onların ışığını almıştır. Eğer onların ışığını almamış olsaydı meşrik ile magribin arasını aydınlatırlardı. O kadar ışığı fazlaydı. Ve bu rivayet de Tirmizi'de bulunuyor. Makam-ı İbrahim'in arkasında kılınacak olan namaz iki rekat olup, bu namazın bir başka özelliği daha var. Şimdi bu namaz ile hac esnasında kılınacak başka bir namaz birbiriyle benzeşiyor. Hani ihramdan önce bir iki rekat namaz kılınıyor ya, işte ihramdan önce kılınan o iki rekat namaz ile Makam İbrahim'in arkasında kılınacak olan namaz içinde okunacak olan sureler itibariyle birbirine benziyor. Her iki namazın Fatiha'dan sonra birinci rekatında Kafirun suresinin okunması, ikinci rekatında da İhlas suresinin okunması müstehaptır. Bu yönüyle bu iki namaz birbirine benziyor. Tabii birinci rekatta Kafirun suresinin okunması, ikinci rekatta İhlas suresinin okunması esasen tevhid inancını bir nevi böyle her yönüyle vurgulamak anlamına geliyor. Kafirun suresinde daha ziyade tapınılacak olan şeylerden teberri yönüyle tevhid vurgulanmıştır. İhlas suresinde ise Cenab-ı Allah'ın vahdeti, birliği, ezeli, ebedi olduğu, hiçbir şeye benzemediği vurgulanmak suretiyle zatı ile ilgili birlik ciheti vurgulanmak suretiyle Cenab-ı Allah'ın vahdeti, birliği öne çıkarılmıştır. Her ikisinde de ana konu Cenab-ı Allah'ın vahdeti ve birliğidir, tevhid inancıdır. Ancak birincisinde şirkten teberri, küfürden teberri yoluyla tevhid öne çıkarılmış. İhlas suresinde ise Cenab-ı Allah'ın özelliği itibariyle bir oluşu öne çıkarılmak suretiyle tevhid inancı orada vurgulanmış bulunuyor. Dolayısıyla her iki rekat, her iki sure Cenab-ı Allah'ın tevhid inancını tamamlamak açısından önem arz ediyorlar. Ve işte hacca niyet ederken kılınacak olan namaz ile tavaf yapılıp da tavaftan sonra kılınacak olan namaz birbirine bu açıdan benziyor. Değerli izleyiciler, tavaftan sonra iki rekat namaz kılarken herhalde daha ziyade İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlamak gerekiyor. Burada İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bazı önemli hususlara dikkat çekmek istiyorum. Şimdi geçmişte çocukların terbiyesi noktasında şöyle bir adet var idi.
sorulurdu çocuklara, kimin zürriyetindensin? Ona öğretilirdi ki, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim. Sorulurdu çocuklara, kimin milletindensin? Çocuklara öğretilirdi, İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. Sorulurdu çocuklara, kimin ümmetindensin? Öğretilirdi çocuklara, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmetindenim diye. Şimdi insanlık olarak, inanan insanlar olarak değer hükümleri açısından bu son derece önemli bir durumdu. Yani işte şu anda devletler olarak böyle ırk üzerine oturmuş olan bir takım devletlerin oluşu, milliyetçilik, ırkçılık duygularının öne çıkışı, bazı küçük ırkların haklarının verilmeyişi ya da onların işte o tür bir nesebe sahip olmalarından dolayı küçük düşürülmesi, küçük görülmesi gibi hususlar bizim geleneksel düşüncemizde, İslam düşüncemizde, İslami terbiyemizde yoktur. Bakınız, çocuğa öğretiliyor kimin zürriyetindensin. Kimin neslinden geliyorsun? Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim deniliyor. Yani çocuklara efendim sen Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın, Çerkez misin, Peştun musun vesaire nesin öğretilmiyordu yani. Çünkü dinde bunlar değerli olan şeyler değildir. Irk bir değer değildir. Unsuriyet bir değer değildir. Irkın, unsuriyetin dinimizdeki yeri nötrdür. Yani sıfırdır. Ne değerlidir, ne değersizdir. Taş gibi bir şeydir. Yani şimdi dağlarda bulunan bir taş. Bu değerli bir şey mi? Hayır. Değersiz bir şey mi? Yani kötü bir şey mi? Değersiz derken biraz o manada soralım. Kötü bir şey mi bu taş? Hayır. Taş işte. Taş. Şimdi işte insanların ırkları, nesepleri de böyle. Hiçbir zaman geçmişte efendim işte bugünkü anlamda ırkı, nesli, cibilliyeti ne olursa olsun o nazara verilmiyordu. Arap'ın Arap olduğu hususu öne çıkarılmıyordu. Türk'ün Türk olduğu hususu öne çıkarılmıyordu. Fars'ın Fars olduğu hususu, Kürt'ün Kürt olduğu hususu öne çıkarılmıyordu. Herkes ortaklaşa olarak diyordu ki ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim. Evet, herkes Adem'in çocuklarıdır. Netice itibariyle onun neslinden gelmiştir. Yani şimdi dini olarak işte bir takım ırklar belli bir babadan geliyorlar. Dini olarak o babaların bir kıymeti ve değeri var mı? Yok. Hatta işte bazı soyların nereden geldiklerini daha iyi tespit edebiliyoruz. Bazı peygamberlerin soyundan geliyorlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlar. Ama İbrahim Aleyhisselam da bir ırkı mı temsil ediyor? İbrahim Aleyhisselam bir soyu mu temsil ediyor? Hayır. İbrahim Aleyhisselam bir soyu temsil etmiyor. İşte biz çocuklarımıza öğretiyoruz. Soruyoruz çocuğumuza, kimin ümmetinden, kimin milletindensin? Çocuğa da diyoruz ki, İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim diye cevap ver. Çocuğumuza böyle öğretiyorduk. Tabii dini olarak gerçek de budur. Yani İbrahim Aleyhisselam bizim nezdimizde falan filan kişilerin babası veya o ırkların en son ulaştığı yer olarak değil. Irkî bir temeli yok İbrahim Aleyhisselam veya ırkî bir değeri yok İbrahim Aleyhisselam'ın. Yani netice itibariyle işte Yahudiler ve Araplar günümüzde oraya dayanıyorlar. Ama yani kimin neslinden gelirse gelsin, isterse İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelsin. Sadece İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelmesi itibariyle herhangi bir kişi diğer kişiye üstün tutulamaz. Bir Arap başka milletten olan bir kişiye üstün tutulamaz. Arap'ın aceme, acebin araba herhangi bir üstünlüğü söz konusu değildir. İbrahim Aleyhisselam bizim açımızdan hangi önemi taşıyor? Bizim açımızdan peygamber olması hasebiyle bir önemi taşıyor.
peygamber olarak bir değeri var. Peygamber olarak değeri nedir? Peygamber olarak değeri bir dinin bir nevi ana umdelerinin ona dayanmış olmasıdır. Yani İslam'ın temel esasları İbrahim Aleyhisselam'ın dinine dayanıyor. İşte Yahudiliğin temel esasları İbrahim Aleyhisselam'ın dinine dayanıyor. Hristiyanlığın temel esasları İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği dine dayanıyor. Biz mesela kitapların inişi itibariyle zamanı eğer bölersek, hani tarihçiler ilk çağ, orta çağ diye zamanı çeşitli çağlara bölüyorlar. Dini inançlara göre böyle bölersek ilk önce şöyle diyebiliriz. Bir suhuflar devri. Bu suhuflar devri Adem Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan dönemdir. Yani son suhuf Adem, İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar olan kısım büyük kitaplar devridir. Büyük kitaplar devridir. İşte o dönem içerisinde Tevrat indirilmiştir, İncil indirilmiştir, Zebur indirilmiştir. Bu üç ilahi kitap, büyük kitaplar devri. Ama tabii bunlar zaman içerisinde bozulmuşlar, yok olmuşlar. Ancak tahrif olmuş şekilleriyle zamanımıza kadar gelmişler. Üçüncü dönem nedir? Ahir zaman dönemidir ya da Kur'an dönemidir. Kur'an'dan sonra başka ilahi kitap gelmeyecek. Tek değişmemiş olan, indiği gibi bize kadar gelmiş olan kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ahir zamana kadar da, kıyamet kopuncaya kadar da değişmeyecektir. Ve bu zamanı da ahir zaman diyoruz. Bu zamana da ahir zaman diyoruz. İşte gerek Kur'an-ı Kerim olsun, gerek büyük kitaplar olsun, ana umdeleri İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bizim nezdimizde nedir? Üç büyük dinin inanç esaslarını, ibadet esaslarını getirmiş olan bir peygamberdir. İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz derken, yani ırk olarak biz onun milletinden geliyoruz anlamında değiliz. Yani Türk'ü de, Arap'ı da, Kürt'ü de, Çerkez'i de, Peştun'u da, Fars'ı da, Acem'i de hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz diyorlar. O bir birlik göstergesidir. O bir tevhid göstergesidir. Ve ırk gibi insanlar arasında bölücülüğe sebebiyet veren, birbirlerine kızgınlığa sebebiyet veren şeylerin değeri olmadığının bir ifadesidir aynı zamanda. O yüzden biz çocuklarımıza İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman millet ırk anlamında değil, hani biz milliyetçilik diyoruz, ırkçılık anlamında kullanıyoruz bazen. Aslında Kur'ani anlamda millet din anlamına geliyor. Yani ben temelde asıl itibariyle İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği din üzereyim demektir. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği din de nasıl bir dindi? İbrahim Aleyhisselam kendisini Hanif ve Müslim olarak nitelendiriyordu. İşte biz öyle bir din üzere bulunuyoruz. Daha sonra kimin ümmetindensin? Her peygamberin bir ümmeti var. Biz peygamber olarak kime tabiyiz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabiyiz. O bakımdan ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim diye çocuklarımıza öğretiyorduk. Bu gerçekten inanan insanların birliği, dirliği açısından fevkalade önemliydi. Tabii şimdi bu yavaş yavaş eğitim sistemimizden bir nevi çıkarıldı. Hatta Kur'an kurslarımızda dahi pek öğretildiği kanaatinde değilim. Halbuki bu İslam milletlerinin birliği, dirliği açısından fevkalade önemli mesajlar ihtiva ediyor. Çocuklarımıza mutlaka bu geleneksel ifadelerin öğretilmesi, geleneksel gerçeklerin öğretilmesi gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam, makam İbrahim'in arkasında namaz kılarken bir de bu gibi hususların da hatırlanması gerektiği kanaatindeyim. Değerli izleyiciler, İbrahim Aleyhisselam'ın
temsil ettiği en önemli hususlardan birisi tevhiddir ve putlarla mücadeledir. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam daha 2 yaşını ancak bitirmiş idi ki annesine sordu. Anneciğim, benim Rabbim kim? O dedi ki ben. Yani Rab kelimesi kelime manası itibariyle terbiye etmek veya sahip olmak anlamına geliyor. Tabii insan olarak bir anne, onun işte terbiye edene de biz mürebbi diyoruz aynı kökten. Çocukların terbiyecisine mürebbi diyoruz. Evet, her ne kadar onun mürebbisi annesi idiyse de fakat sahibi annesi değildi. Fakat Rab kelimesi o terbiye edici ve sahip olmayı, sahipliği, malikiyeti birlikte ifade eden bir kelime. Dedi ki benim. Peki senin Rabbin kim dedi? Baban dedi. Peki babamın Rabbi kim dedi? Annesi kızdı, sus dedi. Babamın Rabbi kim deyince ona cevap veremezdi. Sonra aynı soruyu daha sonra babasına sordu. Ey babacığım, benim Rabbim kim dedi? Senin Rabbin annen dedi. Peki annemin Rabbi kim? Benim dedi. Bir nevi hani onun sahibi, bakıcısı, ihtiyaçlarını gören kişi olarak benim dedi. Peki senin Rabbin kim dedi? Sana kim bakıyor? Senin sahibin kim? Dedi ki Nemrut. Benim Rabbim Nemrut'tur. Peki Nemrut'un Rabbi kim dedi? Böyle sorunca babası Azer İbrahim Aleyhisselam'ı azarladı ve sus dedi. Sus dedi. Ama tabii bu susma nereye kadar devam edecekti? İbrahim Aleyhisselam daha çocukluğunda işte böyle rivayetlere göre zihninde önemli sorular olan bir çocuktu. Ama kendisi put ustası bir evde doğmuştu. Babası Azer put yapıyordu ve putları satarak geçiniyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın başka kardeşleri de var. Onlar bu putları satarlardı. İbrahim Aleyhisselam'a da babası put satmasını emretti. O da aldı bu putları. Fakat tabii işte babasının bunları nasıl yaptığını görüyordu. Yani işte ağaçları, taşları yontarak ona bir şekil veriyor. Babasının elinde hamur gibi hiçbir gücü kuvveti olmayan bir nesne olarak kendisini babasının eline teslim etmişti bu şeyler. Nasıl yapıldığını gayet iyi görüyordu. Yani şimdi bunlara saygı göstermek, bunlara hürmet etmek, bunların böyle bir güç sahibi olduğunu vehmetmek elbette doğru olan şeyler değildi. Şimdi bu putları aldı, güya satacak diyor, satarken diyordu ki fayda ve zarar getirmekten aciz olan bu putları kim alacak? Var mı bunları alan? Satarken öyle diyordu. Siz malınızı kötülerseniz onu kim alır? Ve tabii İbrahim hiç put satamıyordu. Almıyorlar diyordu. Sonra tabii halk onu şikayet etti. Babası da zaten vaziyetten biraz haberdar olmuştu. Tabii bir daha ona put da sattırmadı. Ama fiili olarak da İbrahim Aleyhisselam hiç put satamadı. Ve satarken de tabii onların gerçek bir put olmayacağını çocukken ilan ediyordu. İşte Cenab-ı Allah'ın bir takdiridir. Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'ı bir puthanede, bir put evinde dünyaya getirdi. Ama dünyada putlara karşı en çok karşı gelen, putlarla alay eden, onların hiçbir şey olmadığını herkese karşı ifade eden kişi İbrahim Aleyhisselam'dı. Dolayısıyla İbrahim, makam İbrahim'in arkasında namaz kılarken İbrahim Aleyhisselam'ın bu özelliğini de bilmemiz gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Bizim de her türlü şirke ve putlara karşı olmamız, gerçekten hürmet edilmemesi gereken şeylere hürmet etmemek, saygı gösterilmemesi gereken şeylere de saygı göstermemeyi öğrenmemiz gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı, yaşantısı bize bunu gösteriyor. Makam İbrahim'in arkasında namaz kılarken
Bu gibi şeylere de tahakkür etmemiz gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli izleyiciler.